Lan baba, geçen işten eve geldim, tamam mı? Bilgisayar açtım böyle takılırım falan diye hesabı. Neyse baba, bilgisayar açtım. Benim klasik rutinim abi. Eve geleceğim, o bilgisayarı açınca Google amcama gireceğim baba. Barbie bebek giydirmece baba. En sevdiğim oyun lan baba. Huzur buluyorum lan baba, Barbie bebek giydirmece. Bir de ateş ve su. Ya tabii işin esprili kısmı bu. Bilgisayarda işim vardı baba, ondan sonra işte işlerimi yapmak için açtım, böyle YouTube'da müzik açtım, takılıyorum falan filan. Baba, bilgisayar aniden kesildi, tamam mı? Aniden, hiçbir sebep yokken bilgisayar bir anda kapandı. Lan dedim, hani elektrik falan mı gitti, modem yanıyor, internet var, ışık yanıyor falan filan, bu durumu sorguluyorum ben böyle. Neyse, klasik Türk hani şey olur ya böyle, anlamasan da yapmaya çalışırsın baba, hani yaparız lan bir şekilde hesabı. Aldım baba. İlk önce kasayı açtım böyle. Ondan sonra şey var ya, power supply'ın, bilgisayarın kasasındaki power supply'ın kablosu var ya. Dedim ki hani ilk başta ondan şüphelendim. Arada bir gidip geliyordu, tamam mı? Ya yani gidip geliyordu dediğim, böyle tam iyi oturmuyordu sokete. Dedim herhalde o mu çıktı, oksitlenme mi yaptı? Hani olur elektronikte falan. Elektronikten de bak çok iyi anlarım. Elektronik fabrikada çalıştım 2,5 sene. Neyse baba, başka kablo vardı elimde. Kabloyu değiştirdim, efendime söyleyeyim. Ondan sonra baktım gene sorun düzelmedi. Bu sefer elimde yedek bir power supply var, tamam mı? Power supply'ı da bilmeyenler için söyleyeyim. Güç. Yani bilgisayarın 220 şeyi, girişi. Prizden gelen ona giriyor. Oradan işte içinde sanırım trafolar falan var. İşte 24 volta kadar düşebiliyor. Neyse, yedek power supply vardı. Dedim herhalde power supply'a enerji gitmiyor. Yani power supply'ın bozulduğunu düşündüm. Ondan sonra power supply'ı değiştim. Yok baba, gene enerji gelmiyor. Dedim tamam, hani anakart gitmiş yani. Anakarttan dolayı işte çalışmıyor, açılmıyor bilgisayar. Neyse baba, bir bilgisayarcıya götürdüm işte. Böyle nasıl diyeyim, tanıdık değil de hani böyle kurumsal bir bilgisayarcı. İşte gittim. Adamlar harbi kurumsal yani baba. İşte gittim, teslim aldılar. İşte isim soy isim, şöyle böyle sorun ne falan, böyle bir kağıt verdiler bana. Kendilerinde de yedek kağıt kaldı. Dedi biz sizi arayacağız. Neyse aradan 5-6 saat geçti. Dedi ki anakart gitmiş dedi. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bilgisayarın anakartı yanmış. Dedim şimdi bak, ben elektronikçiyim, tamam mı? Yani elektronik fabrikasında çalıştım. Elektronik malzemeleri söküp takmayı, ölçmeyi çok iyi biliyorum. Bak gerçekten. Neyse dedim, abi bunun tamirini yapabiliyor musunuz siz? Dedi biz tamir yapmıyoruz. Hani yenisini alır takarız. Onun da anakart maliyeti 1200 lira. Dedim abi bana SSD ve 1.8'lik daha RAM teklifi ver dedim. Benim bilgisayarda 8'lik RAM vardı. DDR3 1600 mAh. Yetmiyordu, tamam, böyle oyun falan oynarken böyle şeye bakıyordum, tamam mı? İşte sistem gereksinimlerinden. Baba RAM %90'lara çıkıyor falan. O sistem gereksinimlerden de anakartı görüyordum, tamam mı? Anakart 60-70 dereceye çıkıyordu, yemin ederim. Hani diyordum bu patlayacak bir gün ya. Bilgisayarcıya da götürmüyordum öyle. Hani diyordum gittiği yere kadar gitsin baba. En çok şeyden korkuyordum ama. Ben geçen sene 1050 Ti aldım, tamam mı? 4 GB'lık. O zaman 1800 lira para verdim. Şu anda ikinci ellerin onu 2,5-3 milyardan başlıyor. Benim emsal temizliğinde. Benimki bir de MSI. Korktum işte, inşallah dedim şey, ekran kartına falan zarar vermemiştir bu anakartın yanması. Vermemiş. Onda sıkıntı yok. Neyse adama dedim, işte o bilgisayarcıya. Dedim bana anakart, bir tane RAM 8'lik, bir de SSD almak istiyorum bilgisayarımın hızlı açılıp kapanması için. Teklif ver baba. Adam teklifi bir çıkardı, 2 milyar 800. Lan baba yemin ederim hani bilgisayarda tam dolar kurunun yükseleceği zamana denk geldi. 700 liralık anakart, benim bilgisayarımdaki 700 liralık anakart 1350 lira olmuş baba. 1350 lira olmuş. Ondan sonra neyse dedim dayı, işte toplam bana fiyat çıkardı, işte 1400 lira anakart dedi, şu bu 2-8-3 arası olur dedi, 3 milyar dedi. Dedim abi sen bana dedim işte bilgisayarı ver dedim, topla geri. Ben dedim tanıdık bir elektronikçi var, tamam mı, ona götüreceğim dedim. Lan baba neyse işte sonra aldım, bana toplayıp verdiler. Adamlar ilgilendiler de sağ olsun. İşte ben de 50 lira, ne kadar dedim abi borcum. Sonuçta işte arıza tespiti yaptınız, söktünüz, taktınız bilgisayarı. 50 lira verdim, 50 lirayı. Neyse işte tanıdık bilgisayarcılar var, tamam mı? Hani bilgisayardan bir sikim anlamaz ama hani mutlaka tavsiye, hani nasıl diyeyim, anlar mı diye ararsın yani. Belki o konuda bilgisi vardır diye. Aradım birisini işte. Dedi kanka filancı yerde birisi var, elektronikçi, götür ona.
Ben baba götürdüm. Bak kartın amına koydu. Ana kartın amına koydu. Neyse benim bir de benden para istiyor. Kart hem çalışmıyor hem bozuk parçayı daha da çok bozdu. Yani lehim falan yapmış, yolları yakmış, efendimesi kompenatları değiştirmiş, kartı mahvetmiş, kısa devreler yapmış. Para bana vermedin. Dedim senin bana para vermen lazım anasını satayım. Sen dedim benim sana getirdiğim, yani düşünsene. Hastaneye gidiyorsun baba, hastasın. Mesela atıyorum gripsin, hastaneden bir çıkıyorsun, astım olmuşsun gibi düşün muhabbeti. Dedim senin bana para vermen lazım birader. Ben sana dedim kartımın bozuk diye, ya anlamıyorsan de ki anlamıyorum abi. Hani ben, bu benim bilgim dışında. Benim buna ilmim yetmiyor kardeşim. Yenisini değiştir veya işte şuna götür. Şimdi ben 1500-1400 lira vermek istemiyorum yeni anakarta. Hani elektronikten anlıyorum dediğim gibi ama. Şimdi baba bir tane kompenant, kondansatör oluyor. Tamam, bozuluyor. Ya elektronikçi de 10 lira. Şimdi ben niye o arıza tespitin, hani neyde sorun var? Böyle işlemci olsun 200 lira, anladım. Hani 1,5 milyara yakın para verip yeni anakart almaktansa tamir ettiririz baba. Bir de piyasadaki 1,5 dediklerim benimkinin yan sanayisi. Yani aynı markada da değil. Benimkisi güzel bir marka anakart yani. Neyse aldım ondan anakartı. Başka bir elektronikçiye götürdüm cuma günü. Şey, elektronikçi değil bu, bilgisayarcı. O da baktı, dedi kardeşim anakarttan. Dedim bravo amına koyayım yani. Çok aydınlattın beni. İşte dedim abi ne yapabiliriz bunu? Dedi tamir edebilir misin dedim. Bak dedim böyle böyle başından da bir olaylar geçti. Dedi ben hallederim kardeşim. İşte beni cumartesi günü yokla. Cumartesi günü yokladım. İşte pazartesi yokla. Şimdi de ondan haber bekliyoruz. Valla ne olacak bilmiyorum. Ya adamla şey anlaştık. Dedi ki ben dedi sorunu bulup çözersem dedi 300 lira dedi. Yani hani sorunu buldum, sorun şundan. Hani bundan cayamazsın dedi. Çünkü ben ona emek vereceğim dedi. Dedim abi haklısın, sen ona emek vereceksin. Sen onu çalıştır 300 lira. Ben de dedim ki ona baba. Dedim abi tamam. Çalıştıramadım bu sefer. Tamam mı? Yani anakartı yapmak için uğraştın, ettin. Ölçü aletleri, avometreler, lehimler, o bu şu. Çalıştıramadın. O zaman ne olacak? Dedi o zaman dedi senden para almam dedi. Dedim abi ne olacak o zaman? Hani bu hikayede yanan sen oluyorsun yani. Hiçbir şey kazanmadan o kadar uğraşmış oluyorsun hesabı. Dedi ki sana ikinci el bir anakart satarız. Lan baba ne iştir, ne milletin aklına uydum ben. Gidecektim baba, 3 milyar verecektim ya. Ha biraz girecekti. Çok da koydu bana o para açıkçası. Yani DDR3 bir sistem abi. Adama dedim ki bana DDR4 bir sistem şey yap. İşlemcisi o, 7 milyardan aşağı çıkamadım. Sadece işlemci, bir tane 8'lik RAM, bir tane SSD, bir de anakart. 4 parçayı 8 milyar istedi. Bakalım yarın arayacağım baba. İşte ne olacak, ne bitecek. Ya bir de moruk, adama çok güvenemedim ya. Böyle konuştuk ettik, hani böyle ısınamadım, tamam mı, o son verdiğim bilgisayarcıya. Böyle gözleri var ya, fıldır fıldır oynuyor lan baba. Korkuyorum, orada benim canımın yarısı var. Ekran kartı var lan baba, 1050 Ti 4 GB. Bir de MSI'ın, altını çiziyorum bak, kutusu orada da. 10 numara kutusu var lan baba. MSI'ın bilgisayar parçalarını çok beğeniyorum. İşte orada da bilmiyorum ya baba, hani bir üçkağıtçılık dönmez gibime geliyor. Eskiden bak başımdan geçen bir olay anlatayım. İşte falancı yerde bir bilgisayarcıya gittik. Bilgisayar kasasını verdik, geri aldık. Lan baba benim RAM'im 8 GB'tı, 4 GB RAM var. Bilgisayar özelliklerine giriyorum, 4 GB RAM. Sonra işte büyüklerime söyledim. Öyle gidip hallettiler yani. Öyle de bir üç kağıda denk gelmişliğim var. Öyle malımı falan birine emanet ederken harbi çekiniyorum yani, tanımadığım biri ise falan. Ama gerçi ben şeyden gittim, hani Google yorumlarından gittim. İşte 500-600 kişi yorum yazmış şöyle böyle falan filan diye. Yani moruk şu anda triplerdeyim, böyle bir depresyondayım, elim ayağım titriyor. İşten geliyorum baba, ateş vesi oynayamıyorum baba gerçekten hani. Vallahi baba ne işleri bilmiyorum ya. Dağdan yuvarlanan taş bizim başımıza vuruyor lan baba. Ya baba şimdi her şey de çok pahalı oldu ya. Bak bugün benim telefonum Samsung Galaxy S9 Plus. Bozulsa, tamir olamayacak şekilde bozulsa. Lan baba yemin ederim yeni telefon almak var ya, aynı emsal, aynı kamera özelliği. Bak yeni çıkan telefonlara bakıyorum, benimkisi S9 Plus. Allah çarpsın benimkisi daha iyi. Video, ön vlog performansı. Ben videoyu ön kameramla çektiğim için. Baba böyle nasıl diyeyim, hani kendim çıkmıyorum. Bembeyaz yapıyor onların kamerası benim suratımı. İşte tanecikli tanecikli odaklama yapmıyor, böyle sürekli odak bozuluyor falan. Ya benim emsalindeki telefon 10-12 bin lira baba. Samimi söylüyorum bak. Hani bu devirde Allah teknolojik aletinize zeval vermesin abi. Gerçekten çok pahalı şu anda piyasa. Yemin ederim anakart.
Yani DDR3 10 senelik anakart baba 1,5 milyar ne demek ya? Vallahi baba canım acıyor. Allah çarpsın canım acıyor bedavadan. Bakalım adam elektronik için pazartesi ararsa işte çalıştırdım kardeşim 300 lira diyeceğim. Bir de 3 ay garanti veriyor tamam mı? Hani adam iyi bir adama benziyor ama dediğim gibi böyle birkaç dakikalık konuşmayla emin olamıyorsun. Bir de adamın gözleri baba böyle fıldır fıldır lan baba. Hani korkuttu baba açıkçası beni. Yani ne yapacak abi? Sonuçta benim 1050 Ti'me mi kaldı yani? Orası da öyle. Yani baba bakalım ya. Diyeceklerim bu kadar. İnşallah yapılır. Parçası değişir. 300 lirayı veririm. Abi helali hoş olsun derim. Ama yapılmazsa baba o zaman işte iki ucu boklu değil. İkinci el anakarta 700 lira vereceğimi giderim sıfır alırım. 1300-1400 lira veririm. Ne olur garantim olur 2 sene. O bir türlü adam 3 ay garanti veriyor. Satacağı anakartı da benim tamir edeceğimi de. Yani 700 lira harcayayım, 1300 lira veririm. Arada neredeyse 2 katı var ama hani 2 sene derim ki kardeşim benim garantim var derim ya. Keşke var ya Ali ve Veli'yi bulaştırmayacaksın abi. Tanıdıklara bulaştırmayacaksın yemin ederim. Abi gideceksin o ilk bilgisayarcı güvendiğin bak kurumsal tamam mı? Kurumsal bir bilgisayarcı. Abi böyle böyle sorun var. Kardeşim anakartın yanmış. Ne kadar abi? Şu kadar kardeşim. Al abi helal hoş olsun. Yap ver abi. Eyvallah bitti gitti. Hiç uğraşmayacaksın ya. 5 gündür evde bilgisayar yok ya. Ona götürüyoruz, ona götürüyoruz. O onu yönlendiriyor. Ben yapamam kardeşim diyor. Vallahi baba ne iştir ya.